Dünya 2 santigrat derece daha ısınırsa felaketin eşiğine gelmiş olacak. Birleşmiş Milletler bunu önlemek amacıyla küresel sıcaklık ortalamasını sanayi öncesi dönemin seviyelerinin de altına indirmeyi hedefleyen Uluslararası Paris Anlaşması'nı imzaya açtı. Eğer düzenlemeler zamanında gerçekleştirilebilirse fabrikalar havaya sere gazı yaymaya başlamadan önceki günlerde mavi dünyamızın neye benzediğini görme şansına sahip olabileceğiz. Son 20 yıldaki küresel ısınma ile ilgili bütün araştırma, anlaşma ve uygulamalarda 2 derece üzerinde duruldu. Söz konusu 2 dereceyi bu kadar önemli kılan nedir acaba? 1975 yılında çevre ekonomisti William Denway Nordus ısınmakta olan gezegeni küresel ekonomi için bir tehdit olarak gördüğünü açıkladı. Nordas, Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizi Enstitüsü'nde araştırmacılara karbondioksiti kontrol edebiliyor muyuz sorusunu sordu. Nordhaus'a göre insan kaynaklı karbondioksitin küresel ortalama sıcaklıkta yaratacağı 2 santigrat derecelik artış iklimleri son birkaç yüz bin yılda hiç görülmemiş biçimde değiştirecek. Bir iktisatçı neye dayanarak ve neden 2 derecenin üzerinde duruyordu? Nordhaus bunu kendi tahminlerine değil, bilimsel verilere dayanarak ileri sürmüştü. Karbondioksitin gezegeni ısıttığı biliniyordu. Nordhaus yaptığı atmosferdeki konsantrasyonun iki kadına çıkması durumunda ne olacağını hesapladı. Bu durumda da küresel artış 2 santigrat derece ısınmaya eşit çıkıyordu. Nordhaus ayrıca 2030'lu yıllarda tehlikeli günlere girileceğini de öngördü. Bilim insanları, Nordhaus'un uyarısından sonraki 20 yıl boyunca insan kaynaklı sera gazları nedeniyle artan sıcaklık tehdidine karşı uyarıda bulundu. 1992'de iklime yönelik tehlikeli insan müdahalelerini önlemek için Birleşmiş Milletler iklim değişikliği üzerine çerçeve sözleşmesi düzenlense de artan emisyonlar veya yükselen küresel sıcaklık konusunda herhangi bir sınırlama getirmedi. İki derecelik bir kararın alınabilmesi için 4 yıl daha geçti ve sonunda Avrupa Konseyi Çevre Bakanlarının harekete geçmesiyle bir karara varıldı. Birleşmiş Milletler Nordos'un 2 derece uyarısından 40 yıl sonra 2016'daki Paris Anlaşması'nda nihayet 2 derece sınırını tanımış oldu. İlk duyulduğunda 2 derecelik ısı artışı önemsiz görülebilir. Günlük sıcaklıklardaki 2 derecelik ısı dalgalanmalarının farkına bile varılmaz. Ancak küresel ısınma ve iklim değişikliği konuları uzun vadede ortaya çıkacak etkileri kapsamaktadır. 20. yüzyılın ortalama küresel sıcaklığı yaklaşık 14 derece olarak hesaplanmaktadır. 1880'den günümüze kadar ısı neredeyse tam bir derece artmış ve bu artışın üçte ikisi 1975'ten sonra yani Nordos'un uyarısından sonra gerçekleşmiş durumdadır. Dünya şu anda ulaşmış olduğu ısınma düzeyine en son 11 bin yıl önce ulaşmıştı. Havanın ve karaların ısınması için gerekli olan enerjiyle gezegenimizin %70'ini kaplayan okyanuslardaki muazzam miktardaki suyu ısıtmak için gereken enerjiyi de topladığımızda küresel sıcaklık ortalamasının 2 derece artabilmesi için sıcaklık artışının aslında 2 santigrat dereceden daha fazla olduğu anlamına gelmektedir. Ve artık çok yaklaşan 2 santigrat derece sıcaklık artışına ulaştığımızda dünya ekonomilerini, tarımını, bütün altyapı ve iklim modellerini kökten etkileyecek bir durumla karşılaşacağız. Yükselen sıcaklıklar mercan resiflerine ve arktik bölgelerdeki canlar da dahil olmak üzere adapte olamayan ekosistemlere ve türlere büyük zarar verecek.'' Greenland buzul tabakasındaki ve Arktik bölgedeki erimenin giderek daha hızlı oranlarda gerçekleşmesi nedeniyle deniz seviyesinin 5 ila 10 metre arasında yükselmesi kıyısı olan ülkeleri büyük toprak kaybıyla ve küçük adaları tamamen sular altında kalma riskiyle karşılaştıracak. 2 derecelik artış birçok ülkenin varlığını belirleyici olacak.